Dünyanın tek 2000 watt blenderı. Silevs Limitless. Güç sizde artık. Silevs, Silevs. Artık mutlu herkes. Stil sahibi kadınların markası Stilevs'in hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı reklamlardan sonra devam ediyor. Orada o zaman birçok işte efendim projeler gerçekleştirmiştiniz. İşte altyapılar, yollar, TOKİ. İlk defa sizin zamanınızda TOKİ yapıldı buraya. Ve efendime söyleyeyim işte havuzun temeli yapılmıştı o zaman. Birçok proje yeni başlamıştı. Bunlar bitti değil mi şu anda diyorsunuz? Evet. Bunlar bitti diyorsunuz. Evet, yani şu anda hem yüzme havuzu, hem halı saha, hem taziye evi, hem 70 tane konut. Şu anda halkımızın hizmetinde. Şu anda belediye hizmet binasını biz 2021'de ki onun altını çizelim yine biz geldiğimizde yoktu. Evet. Yepyeni bir belediye hizmet binası gerçekten de muhteşem bir hizmet binası. Evet. Ya biz aslında vatandaşın vaat ettiğimiz projeleri gerçekleştirdikten sonra belediye hizmet binasına başladık. Kısa sürede Allah'a şükür Körfez Belediyesi'nin burada tekrar Şener Başkanıma bize demir desteği oldu. Buradan tekrar teşekkür ediyorum Başkanıma. Demir desteğiyle birlikte biz belediye imkanlarıyla başladık ve kısa sürede belediye binasını hizmete geçirdik 4 katlı olarak. Onun yanı sıra bizim tarihi sembolümüz olan tarihi kale evlerin o zaman geldiğinizde 7 tanesi bitmişti. Biz bu dönemde DAKA ile ortak bir proje yaparak 2 tanesini daha restore ettik. Şu anda 9 taneye çıkardık. İnşallah ilkbaharla birlikte 1. etabını halkımızın hizmetine sunacağız. Yine otel çok güzel bir otel olmuş. O zaman yeni başlanmıştı. Evet. Kale evlerinin bir kısmını butik otel, bir kısmı gençlik merkezi, bir kısmı çocuk kütüphanesi, bir kısmı yetişkin kütüphanesi, bir kısmı denk 5 odası şeklinde ve Çukurca Müzesi şeklinde planladık DAKA ile birlikte. Allah nasip ederse 2024'te bunu da faaliyete geçireceğiz. Aslında ilk geldiğinizde Çukurca'da misafir edecek yer yoktu. Siz de misafir olmuş. Evet. Biz bu ihtiyacı tespit edip hemen bir butik otel yaptık. Şu anda en azından ilçemizde bir otel var. Çok güzel restoranlar. Evet, yani halkımızın hizmetinde teras şu an. Teras kafe çok güzel. Yani. Allah'a şükür vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda küçük bütçelerle büyük işler yaptık. Gerçekten de hep söyleriz ya, az zamanda çok işler, az bütçeyle büyük işler. İşte Çukurca'da Ensar Başkanım bunu gerçekleştirdi. İnanın yürekten kutluyoruz. Başkanım. O zaman birçok projeye başlanmıştı, hepsi bitmiş ve yeni sürprizler işte belediye hizmet binası gibi, Katar artık tesisleri gibi birçok anlamda da yine sürpriz projeler yapmışsınız. Hakkari'nin en büyük sorunlarından biri olan çöp problemine çözüm bulmak için Hakkari'de kurulan Katar Atık Birliği Başkanlığı'na seçildim 2019'da. Birlik Başkanı seçildiğimde sadece tesisin yapılacağı alan belliydi ve Avrupa Birliği tarafından proje kabul edilmişti. Biz göreve başlar başlamaz hemen ÇED raporunu alarak arsanın kamulaştırma problemini çözdük. Ondan sonra Çevre Bakanlığı'na personellerimizi göndererek hızlı bir şekilde ihale süreçlerini başlattık. Ve şu anda tesisimiz bitti. Şu anda Çukurca'da artık çöpler yaptığımız aktarma istasyonuyla düzenli bir şekilde toplanılıp kamyonlar marifetiyle tesise gidiyor artık. Ocak ayından itibariyle artık Çukurca'da aktarılacak çöpler ve Hakkari ilinden Yüksekova, Hakkari Merkez ve diğer belde ve ilçelerimiz ve özel idarenin çalışma alanına giren yerlerdeki çöpler artık tesise düzenli bir şekilde taşınacak. Burada ayrıştırıldıktan sonra düzenli bir şekilde depolanıp
uzun vadede depolanan çöplerden de enerji üretmeyi düşünüyoruz. Yine çok güzel Serap projesi başlatmıştınız ki evet. Size örnek alıp çok vatandaşımız da bu işe girdiler. Bu anlamda da çok güzel çalışmalar devam ediyor. Biz aslında atıl durumda olan valiliği, Tarım İl Müdürlüğü'nün iki tane serası vardı. Onu getirip bir dönüm üzerinden kurduk. Şu anda 4 yıldır biz vatandaşlarımıza yarı fiyatına sebze satıyoruz. Bir 10 tane daha proje. Yarı fiyatına? Evet. Yani tabii yani manavda eğer domates 20 liraysa biz 10 liradan satıyoruz. Allah. Onun dışında diğer belediyeler örnek olsun başkanım. Allah razı olsun. Onun dışında biz aslında 10 tane daha sera yapmak için proje verdik Dekaya ama deprem olması hasebiyle projemiz askıya alındı. Yoksa sera sayısını 12'ye çıkartarak belki Çukurca'nın ihtiyacına yetecek kadar sebze üretecektik. Ama bu yine demek değildir ki duracağız. 2024 yılıyla birlikte inşallah sera sayımızı artırarak Çukurca'da hem seracılıkta iyi bir model, çiftçilerimize iyi bir model olmak istiyoruz. Hem çiftçilerimize, seralarımıza eğitim veriyoruz. Hem de vatandaşlarımıza yarı fiyatına sebze satarak bütçe lerine, mutfaklarına bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Milli ekonomi modelinde olduğu gibi tüm Türkiye'deki belediyelere örnek olsun. Şunu da belirtiyoruz tabii az önce Çukurca'mızı anlatırken onu da vurgulayalım başkanım. Üzümü çok evet. Meşhur, inciri çok kesinlikle. Meşhur, efendim çelik, pirinci evet. Çok meşhur, susamı. Kesinlikle. Ya biz Çukurca'da aslında Akdeniz iklimine ya da mikroklima iklimine sahip bir ilçemiz. Dolayısıyla burada hem nar, hem elma, hem ceviz, hem incir, hem üzüm meyvelerimiz yetişmekte. Bunun yanı sıra bizim atalık tohumdan ürettiğimiz çeltiğimiz. Atalık tohumda yine ürettiğimiz susamımızla ve doğal şekilde ve bence Türkiye'nin en güzel tahinini Çukurca'da üretiyoruz. Bu konuda çok iddialıyız. Dolayısıyla tahinimizi de bütün ülkemizin her tarafına online olarak da satışını yapmaktayız. Ciddi talep varmış zaten başkanım. Yani, şeyini de aldık. Geri gelmez dostlar hemen tahin ikram ettiler. Anladım. Ki ekipte yeni arkadaşlarımız var. Bayıldılar ya biz böyle tahin yemedik. Gerçekten çok doğal, çok özel. Bir de başkanım çok yine altını çizmem gereken bir konu var. Yani Türkiye'de birçok ilçe göç verirken siz göç alıyorsunuz. Evet. Ya aslında Çukurca nüfus olarak sürekli artan bir yer. Hem Üzümlü sınır kapısının açılması, bizim kaymakamlıkla, yani kaymakamlığın sosyal yardımlaşma vakfıyla tarımda ekilenlerin insanların paraya dönüştürmesiyle birlikte tarımdan para kazanmayı artık öğrendiler. Dolayısıyla terör olaylarının bitmesiyle birlikte Çukurca artık göç veren değil göç alan bir yer haline geldi. Ve bu artarak devam edeceğini öngörüyoruz. Gerçekten de burada bir özellik var sevgili izleyiciler. Buraya gelirken alıyorsun giderken. Çukurca'da ilişkiler çok sıcak yaşanıyor. Yani insanlar hoşgörülü, kültür kesinlikle kültür seviyesi de aslında Çukurca'nın çok yüksek. Misafirperverliğimiz de çok yüksek boyutta. Aslında Çukurca'da bizden önce otel olmamasının sebebi aslında kimse otele ihtiyaç duymuyordu. Genelde insanlar misafirleri evlerinde evet. Ağırlıyordu. Ama zaman geçtikçe otel mecburiyeti doğdu. Dolayısıyla bu misafirperverliğimizin bir göstergesi olarak görüyorum. İnsanlarımız burada hem kültürlü hem de çok sıcak. Ki eğitim seviyesi de çok yüksek. Evet. Birçok iki üniversite mezunu. Başkanım ne biz durmadık. Sürpriz yaptık size. Bakalım halkımız ne istiyor, memnun mu? Size 5 yıllık karnem düzenledik başkanım. Bir görelim. Tabii ki. Gari Çukurca'dayız ve Çukurca'daki vatandaşlarımıza soruyoruz. Tabii ki belediye başkanının çalışmalarına 10 üzerinden kaç puan veriyorlar? Hep birlikte görelim mi? Buyurun görelim. Sizin belediye başkanı var Ensar. Ensar değil mi adı? Evet. Nasıl bir adam? Vallahi iyidir. Çalışıyor mu? Hizmet ediyor mu Çukurca'ya? Çalışıyor. Bir puan ver desem 10 üzerinden. 70. 70 diyorsunuz. Çalışıyor. Bir puan verelim 10 üzerinden. Çalışıyor. Belediye başkanı var Ensar başkan.
Çalışıyor mu? Vallahi abi çalışıyor. Elinden geleni yapıyor. 10 üzerinden? Vallahi 10 üzerinden ne diyeyim? 10 üzerinden 10 diyebilirim tekrar yani. Tekrar başkan olarak görmek istiyor musunuz? Ben görmek isterim. Ensar Başkan var, belediye başkanı. Tanıyor musun? Tabii. Çalışıyor mu? Vallahi şimdiye kadar çok çalışmıştı. Ensar Başkan. Evet. Çalışıyor mu? Hizmet ediyor mu? Hizmet... Yani gerekli hizmeti yapıyor mu çocuklar? Gerekli hizmeti tam olarak yapılıyor. Bir puan verelim 10 üzerinden. 10 üzerinden 3 puan veriyor. Bizler gençlik olarak belediye başkanı çalışıyor. 10 üzerinden? 9. Sen? 9. Sen? 9. 8. Ensar Başkanı biliyorsunuz, belediye başkanı. Evet. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Benim gözüm kadarıyla bayağı değişik işler yapmış. Üzerinden? İşte o üzerinden 50 veriyor. Diyorsun. Ensar Başkan var. Çalışıyor mu adam? İkinci dönemini alıyor. Üzerinden? 10 üzerinden 5. Kuca Belediye Başkanı Ensar Başkan çalışıyor mu? Yani Allah. Hizmet ediyor mu? Allah var, çalışıyor. 10 üzerinden? Yani bir 9 veriyor. Sen abi? Aynen. Yani hakkını veriyor. Çalışıyor diyorsun. Çalışıyor. Ensar Başkan çalışıyor mu? Çalışıyor abi. 10 üzerinden? %90. %90 diyorsun. Ensar Başkanı çalışıyor mu? Valla Ensar Başkan hakkını yemeyim yani, genel olarak çalışıyor. 10 üzerinden? 10 üzerinden kaç diyelim? 6. Belediye Başkanı çalışıyor. 10 üzerinden? 10. 10. 10 üzerinden 10. Ensar Başkan. Aynen, çok çalışıyor. 10 üzerinden? 10. Hadi be. Vallahi. Bu soruyu kime sorarsan sor, herkes 10 üzerinden 10 der. Diyorsun. Tabii ki. O kadar. Çünkü adam çalışıyor. Adam yani. Gibi? Adam der ya. Ensar Başkan çalışıyor. Ensar Başkan iyi çalışıyor. 10 üzerinden? 10 puan. Hadi ya. Köy TV izliyoruz. Aynen. Köyde hayat var diyor. Ensar Başkan çok iyi çalışıyor. Dobra. Son yılların en gelmiş en iyi belediye başkanı Ensar. Adam gibi? Adam gibi adam. Diyorsun. Diyorum. Beni izliyorsun. İzliyorum. Bir dahaki aday benim. Başlıyorsun lan. Tamam. 4 yıl sonra ama. Şimdilik seçmişiz. Ha, bir daha adamın bir daha Ensar var, eksikler var. Eksikler var, tamamlanmış adam. Vallahi için. Ensar Başkanımız yani iyi, güzel bir insan kendisi. Yani Çukurca'ya yaptığı katkılardan dolayı da buradan teşekkür ediyoruz kendisini. Hani bizzat seviyoruz. Adamın yaptığı güzel şeyler var. Bayağı hani halk için, Çukurca ilçesi için güzel şeyler yapmış bir başkanımızdır kendisi. Ben onun üzerinden 9 veriyorum. Beğeniyorum, doğru. Beğeniyorum. Çok güzel hizmetleri oldu Ensar Başkan'ın. 10 üzerinden 10 veriyorum. Bizim belediye başkanı çalışıyor. Onu tekrar görmek istiyoruz. Beğeniyoruz, evet. Beğeniyoruz. 10 veriyoruz. Çok çalışıyor. Sen çok çalışıyor. Ama Ensar iyi bir insandır. Çok seviyoruz. Onun üzerinde de 100'den fazla veriyorum. İyidir, adam çalışmış yani. Memnunuz ya. 10 veririz ya. Çalışmış adam. 7 verelim. Çalışmaları iyi. Yani memnunuz şu an. Neler yaptı 5 yıl içinde? Çukurca'ya bayağı bir hizmet yaptı. Yani yol mesela, yaptı. Mesela yollar yapıldı. Evet, duvarlar. Duvarlar. Kaldırımlar. Kaldırımlar, evet. Cadde ışıklandı. Evet. Yüzme havuzu. Evet, havuz yapıldı. Havuz yapıldı. Tokiler. Düğün salonu yapıldı. Yeni belediye. Yeni hizmet binası yapıldı. Yani çalışmasından... Tekrar başkan olarak görmek istiyor musunuz o zaman? Evet. 10 üzerinden kaç puan? 10 üzerinden 100 puan. Bizim bir de belediye başkanı var, Ensar Başkanı. Çalışıyor mu? Çalışıyor. 10 üzerinden kaç puan verelim? 4. Çok şükür, beğeniyoruz. 10 üzerinden? 10. Belediye Başkanı Ensar çalışıyor mu? Ensar Bey. Ensar Bey çok iyi bir insandır. Tekrar bize de bakıyoruz. Başkan olarak görmek istiyor musun? Vallahi Ensar Bey'i görmek istiyoruz. 10 üzerinden? Ensar Bey çok iyi bir insan. Ve tekrar başkan olarak? Tekrar Ensar Bey başkan olarak biz köyde olmak üzere de hatta bize de katkısı bizim hepimize de oluyor. Öyle mi? Ensar Bey çok iyi bir adam insan. Gibi. Yani adam gibi adam. dörtlük bir insandır. Hoca'nın belediye başkanı var Ensar. Çalışıyor mu? Ama çalışıyor ya. Gençlik olarak bir puan verdin sen onun üzerinden. 7,5 hak ediyor. Belediye başkanı Ensar. Evet. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Bir puan ver desem onun üzerinden. 200 puan veriyorum. Hadi ya. Tekrar başkan olarak görmek istiyorsun. Tabii. Tekrar onu istiyoruz. Zaten onu çalışanlar hiç kimse yok. 1953'te beri burada belediyedir. Onun gibi bir ayda da çalışamadım. Hadi ya. Ya. Köy TV izliyorsun. Herkese sorabilirsiniz. Soruyorum zaten. Köy TV izliyorsun değil mi? İzliyorum. Köyde hayat var diyor. Ben gidiyorum dayı ya. Teşekkür. 10 veriyorum. Ya tabii ki çabaladı. Tabii ki herkes kendine göre bir şeyler yaptı. Belediye başkanınız var Ensar. Ensar. Çalışıyor mu? Gitti mi oraya? Belediye başkanı mı? Çalışıyor mu? Hizmet ediyor mu size? Gece gündüz çalışıyor. Hadi ya. Halal olsun. Gece gündüz. 7-24. Yani hizmet getiriyor Çukurca, mu? Çukurca'ya bir dolaş onlar ne yaptı bak.
Ne yaptı? Güzel belediye binasını yapmış. Evet, başka? Başka. Yüzme uca... havuzu yaptı. Tokilleri yaptı. Her şeyi yapmış. Saha. Çukurcayı tam Çukurca. Üzerinden? Belediye başkan %100 çalışıyor. Hadi ya. Bizim köyde bu iki tane mahalle vardı. Bu bir mahallede, Duduca bir halde. İçme suyu verdi, arı suyu içmişti. Köylere de bakıyor. Evet, hepsi bakıyor. Çalışandır. Bir... Tekrar başkan olarak görmek ister misin? İstiyorum. Bir puan ver desem 10 üzerinden? 2000. 2000? Köy TV izliyoruz. Köyde hayat var diyor. Ben evet. Gidiyorum dayı. Evet. Kolay gelsin. Başkan var, Ensar Başkan. Evet, Ensar Dündar. Nasıl, çalışıyor mu? Allah'a şükür. 5 yıldır. Neler yaptı? 5 yılda neler getirdi Çukurca'ya? Neler yaptı? Hangi hizmetleri yaptı? Her istediği şey yapmış. Her istediği. Bak, ne vaat ettiyse bak, yaptı mı? Belediye başkanı belediye binası yapmış. 1. Tazyeve yapmış. 2. Havuz yapmış aşağıda. 3. Ona düğün salonu. Düğün salonu yapmış. 4. Tokiler yapmış. Yani hepsini yaptı. Çukurca'da da hiçbir yer kalmadı. Yer yol gitmesini. Altyapı, yollar, asfaltlar. Yollar, her şey yapmış. Yani Allah'a şükür. Ondan tekrar belediye başkanı olarak görmek ister misin? Allah istiyoruz. Belediye başkanı Ensar Dündar çalışıyor mu? Vallahi iyi de. Bir yani, puan ver desem 10 üzerinden. Vallahi ben şimdiden diyorum çok iyi adamdır. Yani 10 üzerinden kaç puan verirsin? Vallahi 1000 puan da veririm. Hadi ya. Vallahi. Tekrar belediye başkanı olarak görmek ister misin? Vallahi istiyorum. Köy TV izliyorsun. Ha, vallahi. Köyde hayat var diyor. Devam ediyoruz. Sizin belediye başkanı Ensar Dündar çalışıyor mu? He, iyidir. Getiriyor mu? Vaat ettiklerini yaptı mı? Evet. Yani aynen daha fazlasını yaptı. Tekrar belediye başkanı olarak görmek istiyorsunuz? Yani evet. Köy TV'yi beni izliyorsunuz. Evet. Köyde hayat var diyoruz. Başkandan memnun musunuz? Yani memnunuz. Neler yani, yaptı aklında kalan? Yani havuz yaptı, halı saha yaptı, şurasını yaptı, yolları yaptı. Belediye falan. Binasını yaptı. Belediye yani memnunsunuz. Binası... 10 üzerinden bir puan ver. Kaç puan? 10 üzerinden 8 diyelim. Yani eksikleri de var. Tabii şımarmasın. Aynen. Tekrar belediye başkanı olarak görmek ister misin? Valla olabilir aynen. Olabilir. Belediye başkanını beğeniyor musun? Beğeniyoruz. Üzerine düşeni yaptı mı? Vaat ettiklerini yaptı mı? Birçoğunu yaptı yani. Tekrar başkan olarak görmek istiyoruz. Görmek istiyoruz. 10 üzerinden? 10. Diyorsun. Sen de Köy TV Anadolu gezginlerini izliyorsun. Köyde hayat var diyor ve devam ediyor. Çalışmaları iyi, normal. Vallahi onun üzerinde 10 diyelim. Bundaki isterim tabii ki. Köy TV'yi izliyorum. Vallahi iyi, fena değil. 40 puan veriyorum. 100. En çalışan başkan budur. Vallahi gençlik spor kulüpte şeylerini yaptılar. Havuz falan yaptı. Yani göremeyeceğimiz çok şey yaptı da. 10 üzerinden? Yani 10 falan verilir. Tekrar başkan olarak görmek istiyorum. İnşallah nasip olur. Asfalt yolda eğer toz kalkıyorsa çalışmamış demektir. Kalkıyor mu kalkmıyor? Kalkıyor. Bizim en temel sıkıntımız nedir? Mesela şu andaki su kaynaklarımız hemen hemen tükenmek üzere. Bunun için herhangi bir çalışmaları yok. O yüzden bizim en temel sıkıntımız şu anda tabii ki var. Daha çok şeyler var da. Bu olayı bilmiyorum ne kadar puan verecek. Başkan olarak görmek ister misiniz? İstiyorum. Adam hizmet vermiş bunu. Yani inkar edemeyiz yani. İyi, normalde. İsteriz hemen. İcraatlara baktığımız zaman çok iyi. Burada için çok güzel şeyler yaptı bu sene bizim için. 10 üzerinden 8. Buyur. İyidir. Derdik ama bu işi, bu şeyi de, dereyi de yapsa iyi olur. Gördünüz. Yani benim izleyicim bilir. Yıllardır bu programı yapıyoruz. Ne koyarız ne eksiltiriz. Yani inanılmaz derecede ciddi bir memnuniyet söz konusu. Herkes sizi tekrar başkan görmek istiyor. Yaptığınız hizmetlerden çok memnun. Tekrar başkan olacak mısınız bu arada? Adar mısınız? Ya bu işler nasip. Biz 5 yıl boyunca vatandaşa, halkımıza verdiğimiz sözleri, vaatleri yerine getirmeye çalıştık. Ama siz olmazsa da bırakmayacak vatandaş. Anladım. İnanın başkanım, adam gibi adam. Her üzerine gece gündüz çalışıyor, çağırıyor, çırpmıyor. Millet için çabalıyor diyorlar. Tabii ufak tefek seslenişler de var. Bunlardan bir tanesi, hani her taraf su kaynakları diyorlar ama içme suyu şebekesi konusunda sıkıntıları olanlar söyledi. Bu anlamda bir çalışma varmış. Biz aslında bu yıl 4,5 kilometrelik bir isale hattını yeniledik. Aslında Çukurca'da içme suyu problemi yok ama bizim sulama suyu problemimiz var. Bunu Vali Bey'le görüşerek biz şu anda Devlet Su İşleri'ne yazı yazdık.
devlet su işleri biz Zapsoy'unda nasıl ilçe merkezine su taşıyabiliriz diye. Bunun yanı sıra biz yine İller Bankası'ndan destek aldık. Şu anda çalışmalar devam ediyor. Yeraltı kaynaklarından nasıl yararlanabiliriz? Bunun şu anda proje çalışmamız son devam ediyor. Evet. Dolayısıyla biz aslında en kötü ihtimalle biz yer altından su çıkaramasak devlet su işleriyle bir şekilde ilçe merkezine su taşıyıp yaptığımız GES projesiyle de güneş enerjisinden elektrik üretip çektiğimiz suyun maliyetini sıfırlayıp vatandaşlarımıza hem içme suyu hem sulama suyu problemini çözeceğiz. Bunun yanı sıra bizim aslında su depolarımız çok eski. Bir tane su depomuz yeni. Onlar da bu dönem aslında çok büyük projeler vardı elimizde. Büyük projelerden dolayı su depolarına zaman ayıramadı. Ama bu dönemle birlikte Allah nasip ederse su depolarını tamamla yenileyeceğiz inşallah. Evet. Önümüzde birkaç ay daha tabii. İnşallah ki halkın teveccühüyle ki büyük bir teveccüh var. Çok ciddi bir ilgi var. Tekrar başkan olursanız burada neler yapacağız? Ne gibi projelerimiz var? Biraz bunlardan bahsedelim. Vaatlerimiz ne olacak bu sefer? Evet. Ya bizim bu dönemde Allah nasip ederse ilçedeki su problemini çözeceğiz. Bunun yanı sıra ilçe merkezinde çok trafik yoğunlaşması oluyor. İlçe merkezini genişleteceğiz inşallah. Bunun yanı sıra tarih alevlerimizden 7 tanesini restore ettik. 9 tanesini restore ettik. 8 tanesi kaldı. Bunları da restorasyon çalışması tamamlayarak kalelerin restorasyon çalışmasını bitireceğiz. Çukurca'daki en büyük problemlerden biri işsizlik. Evet. İşsizliğe yönelik tekstil kent nasıl kurabiliriz? Bunun çalışmasını başlattık. Yine bacası sanayi turizmi güçlendik. Kesinlikle. Dolayısıyla küçük sanayi sitesi projemiz vardı. DAP'a sonduk ama yine depremden dolayı onu da geçiremedik. Küçük sanayi sitesi projesini yapacağız. Yine Üzümlü sınır kapısına Ticaret Bakanlığı'nla sıkıştırarak işleri modernize edilerek tamamen ticaret merkezi nasıl haline getirebiliriz onun çabası içinde olacağız. Dolayısıyla şu anda vatandaşlarımıza öngördüğümüz, vaat ettiğimiz projelerimiz bunlar. Evet, yine sürprizler de olacak. Aslında Çukurca yıllarca belediyecilik anlamında yani az hizmet görmüş bir yer. Bizim kapalı olan yani yaklaşık 5-6 tane yolumuz vardı. Bundan en önemlisi Yeşilçeşme Mahallesi'nde Samu Caddesi'ni birleştirerek 4 kilometre ilçe merkezine uzak bir mahallemiz ama şimdi yolu birleştirerek 500-600 metreye düşürdük. Dolayısıyla yine Helsinkan Caddesi'nde yine yol birleştirmesi yaparak orayı da ulaşılabilir kıldık. Yine Şifkamiryan dediğimiz yerde yaklaşık 30 yıldır vatandaşlarımız ev yapmasına rağmen yine yolları yoktu. O yolu yeniden açarak vatandaşlarımız hizmetine sundu. Dolayısıyla biz dönemimizde aslında Çukurca'yı çok ulaşılabilir kıldık. Bir ana caddeler, kaldırımlar, ışıklar. Kesinlikle. Yani modern bir ilçe olmuş gerçekten ki diyoruz ya önceki gençlerimizden maalesef bir köy gibiydi. Ama şimdi gerçekten bir ilçeye geldiğimizi, yaşanılabilir bir ilçeye geldiğimizi anlıyoruz. Ya buradan ben tekrar vatandaşlara şükranlarımı sunuyorum. Biz yaklaşık 5-6 tane yeni yol açtık ve hiç kamulaştırma ücreti dahi ödemedik. Öyle mi? Vatandaşlarımızın çok büyük bir hoşgörüyle işçiyle karşılaştık. Dolayısıyla burada tekrar vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yani vatandaşlar gerçekten sizi çok seviyor başkanım. İnsanlara dokunursa insanlar da bunu görüyor. Buradan tekrar halkımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Gönül belediyeciliği deviriyor ya işte en güzel örneği Hakkari Çukurca'da Ensar Dündar Başkanımız. Allah razı olsun. İşte altyapı, ilçe meydanı gibi çok güzel bir meydan yapılmış. Çarşı merkezi çok güzel olmuş. Dükkanların giydirmeleri çok güzel olmuş. Aslında biz küçük bütçelerle büyük işler başardığımız derken biz göreve başladığımızda aslında makine ekipmanımız çok azdı. Ki evet ona geleceğim.
ciddi anlamda yeni araçlar alınmış. Evet. Makine ekipmanımız az olmasından dolayı biz belediye imkanlarıyla bir tane eskavatör satın aldık. Dolayısıyla biz eskavatör satın aldığımızda yaptığımız projelerin gazı ve altyapı çalışmalarımızda büyük bir kolaylık sağlandı. Dolayısıyla bu belediye bütçesine büyük bir katma değer sağladı. Bunun yanı sıra biz yine Çevre Şehircilik Bakanlığımızdan hem vidanjör hem arazi hem bir tane de kazıcı yükleyici aldık. Buradan tekrar Murat Kurum Bakanıma şükranlarımı sunuyorum. Bunun yanı sıra biz ilçemizde bizden öncekiler arsa satarken bizim dönemimizde yaklaşık 20 dönüm arsa satın alarak satın aldınız. Tabii biz diğer belediyeler var Türkiye'de, işte şurada belediyenin arazisi var ve işte şöyle yaptım ve siz aksini alıyorsunuz, kamulaştırıyorsunuz. Yani biz arsa satın alarak projelerimiz uygulayacak alanlarımız yoktu. Dolayısıyla hem yüzme havuzu, halı saha, düğün salonu, spor salonunu yapacağımız arsamız dahi yoktu. Belediye imkanlarıyla bütçesiyle arsa satın alarak projelerimiz için yer tahsisi yaptık. Dolayısıyla biz dönemimizde aslında konut yaparak bir nevi hem ticaret yaptık, hem katma değer sağladık, hem de projelerimize finansman sağladık. Mesela biz Ticaret Bakanlığı'na 50 tane konut satarak oradan elde ettiğimiz karla diğer projelerimize finansman sağladık. Dolayısıyla aslında belediyecilikte küçük imkanlarla, küçük bütçelerle büyük işler nasıl yapılır çok üzerine yoğunlaşarak, çaba harcayarak bu noktalara geldik. Geldiğimiz bu noktada da tekrar şunu, mutluluğunu yaşıyorum. Yani 5 yıl Çukurca Belediye Başkanlığı bize nasip oldu. Halkımız ve Cumhurbaşkanımızın teveccühüyle. Bunu her zaman bir kıvanç, bir onur madalyası olarak taşıyacağım. Dolayısıyla ben şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyorum ki, vatandaşlarımızı aldatmadık, vatandaşı kandırmadık. Gerçekten de bunu biz gözümüzle gördük. Evet, vatandaşlarımızın talep ve istekleri doğrultusunda hizmetler yaptık. Geldiğimiz noktada da seçimde vaat ettiğimiz projelerin %90'ını fazlası var. Evet, yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan sonra 2024 Mart ayı ile birlikte Cumhurbaşkanımız bize tekrar aday olma şerefini verse, inşallah Çukurca'da tekrar güzel bir farkla seçim kazanacağımıza inanıyorum. Bunu da biz görüyoruz. Başkanım ya, o kadar ben zaten diyorum ya, Çukurca benim ikinci memleketim. O kadar çok güzel hizmetler var ki şimdi bunu şunu diyenler olabilir. Ya işte oturduğumuz yerde anlatıyorsunuz. Şunları bir yerinde görelim ikinci bölümde. Tabii ki. Bir dolaşalım bakalım. Kesinlikle. Laf mı atıyoruz, boş mu konuşuyoruz? Gerçekten bir şeyler yapılmış mı? İkinci bölümde tüm ayrıntılarıyla projeyle 2019'dan bugüne kadar 5 yılda depreme rağmen, sele rağmen, yangınlara rağmen, korunaya rağmen neler yapılabiliyormuş, neler yapıldı görelim. Kesinlikle. Her güzel programımızın sonuna geldiğimiz gibi bu programımızın da sonuna geldik. Elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince, dilimiz döndüğünce Çukurca'mızı anlatmaya, tanıtmaya çalıştık. Peki yetti mi? Bence de yetmedi. Yarın yine aynı ekranda ve aynı programda görüşmek umuduyla. İyi akşamlar diliyoruz. Gelin bugün kıymalı börek yapalım. Kıymayı kendimiz çekelim ki güvenilir olsun. Bir dakika. Mevsimi geçmeden şu salçayı halledeyim. Yaparsın böreğini. Kızlar açılın. Bir detoks yapıp çıkacağım. Stillers. Hepsine tek Şef Turku. Hepsi bir arada Şef Turku. Stillers. Artık mutlu herkes. Stil sahibi kadınların markası Stilers'in hazırladığı, Hüseyin Emre'nin sunduğu Anadolu Gezginleri programı sona erdi. Haftaya aynı gün ve aynı saatte bu ekranda buluşalım.